Arkadaşlar hoş geldiniz. Magnus Carlsen'in rakibi Vincent Keymer Avrupa Kulüpler Şampiyonasına gidiyoruz ve Carlsen'in takımı, Ørshild, Norveç takımı şampiyon oluyor ve tabii ki ilk masada oturan bu adama. Birazcık e, tabii ki teşekkür etmeleri lazım sanırım. Magnus Carlsen inanılmaz bir satranç oynadı yine ve rakibi 2717 reytinge sahip genç yetenek Kemer'i bir amatör gibi gösterdi belki de. Ve bakalım neler olmuş bu karşılaşmada. Beyazlar oyuna E4 ile başlıyor ve Kemer burada C5 oynamayı tercih etti. C5 Sicilya açılışını genelde bu seviyede kazanmak için görüyoruz aslında. Ve siyahlar burada oyunda bir şans elde etmeyi arıyor. At F3 D6'dan sonra da D4 ile birlikte açık sicili oynuyor Karsen. C çarpı D4, at çarpı d 4'ten sonra at F6, at C3'e de A6 oynandı. Ve naydorf çalışı genelde zaten bu seviyede hep bu oynanıyor. Ve A6'dan sonra da Fil C4 hamlesi. Filin genelde C4'de konulduğunu hemen görmeyiz ama geçmiş karşılaşmaları inceleyenler bilir. Genelde Fischer bu fili bu çapraza yerleştirir ve buralardan bir şeyler arar. Ve genelde de bulur tabii ki o dönemde. Ve fil C4'ten sonra da e, yine ona bir aslında mesaj gönderdiğini söyleyebiliriz. E6 oynandı ve A4'ten sonra herhangi bir tehditte fil artık A2'ye dönebilecek konumda kaldı. Aynı zamanda da tabii ki A5'e izin verirseniz buradaki kare çok önemli olacak. File 7 oynandı. Kısarok, kısaroktan sonra file 3 ve vezir c7'den sonra da C4'teki fil isteniyor şimdi burada. Vezir E2 ile beraber o savunuldu. Ve fil D7'nin ardından siyahlar tabii ki şunu ümit ediyorlar. At C6 oynayacağım. Rakip at C6 alacak ve fil C6'dan sonra fili bu güzel çapraza yerleştireceğim. Ama beyazlarında farklı bir planı var. A5 oynuyorlar ve herhangi bir at C6'ya şimdi ilerleyen zamanlarda belki de değişip Sonrasında fili B6'ya yerleştirecekler. O yüzden birazcık dikkatli olmak lazım. Ve Keymer 11. hamlede diyor ki acaba bu fili alabilir miyim fil B6'ya gitmeden. Ve burada at G4 oynuyor ve at G4 tamamen yanlış. Şimdi e, oyuna başlamadan demiştim ki Magnus Carlsen gerçekten bu oyuncuları amatörmüş gibi gösteriyor diye. 11. hamlede yani bu seviyede bir usta yani imkansız hata yapmaz ama rakip karsen olunca işte 11. hamlede böyle büyük bir hata yapabiliyorsunuz e3'ü almaya geldi ama onu pek bulamayacak gibi öncelikle vezir g4'e bakalım acaba ne oluyor neyi planlıyor diye ama vezir g4'e hemen vezir çarpı c4 ile birlikte burada da sıkıntılar çıkmadan e, siyahlar geri alabiliyor taşını o yüzden çok bir sıkıntı olmuyor vezir g4 alamıyorsunuz Burada g 4ü almazsanız da AT3 bir sonraki hamle gelecek gibi ama burada inanılmaz bir hamle buluyor Karsen ve at F5 oynuyor 5 dakika düşündükten sonra at F5'i buluyor ve eğer siz AT3 oynarsanız mesela burada AT3'ten sonra önce bir şah. Şah 8'e gittikten sonra da FE3 dikkat edin çünkü buradaki atın bir şekilde oyundan çıkması lazım. O yüzden burada mesela nasıl bir şey fil e8 yolunu izleyebiliriz ki at istekte kalsın diye. Ama bu sefer de at f5 var, e f5'ten sonra da at d5'e konuyor. Siyahların taşları çok kötü yerde kaldığı için burada beyazlar iyi konumdalar. ve hala bu atla kale yerinde duruyor. O yüzden alt ve 5'in nasıl bir şeye sebep olduğunu da görüyoruz. Yani aklımıza tabii ki ata aşikiler geliyor burada patlatalım da sonra D5'ten vezir oraya baksın vesaire ama önce at E7 sonra şah 8'den sonra da bir tane fil B6 araya sıkıştığında artık vezir burayı tutamaz kalıyor ve artık vezirin de gidebilecek yeri de kalmıyor aslında bakarsanız yani veziri bir C8'e koymayı düşündüm ama at orada o yüzden bu da olmuyor. Ee, ve e, siz burada artık alt f5'te e, belki de yalnız başınıza kalıyorsunuz. O yüzden e'deki fili atmak lazım bir şekilde. Onu fil f6 oynadı ve fil f6'dan sonra yine birçok istek var. Vezir g4'de alırsa artık e, g7 matı tutulduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Vezir g 4ü yine burada vezir c4 gibi bir hamle yapılacak ve buradan sonra beyazların aklına Fil b 6 da acaba buradaki veziri düşürebilir miyim diye geliyor ve vezir C6'dan sonra da gerçekten bu vezir düşüyor burada ve o hamle fil D5 oynamak, fil D5'ten sonra E5, D5. E5'ten sonra vezirin gidebileceği hiçbir yer kalmadı artık ya burada B6'ya vuracak belki diyeceksiniz ki C8'e gidebilir nasıl olacak? Ama bu sefer at e diye gelemiyor fil var. Ama at D6'ya geliyor. Ve vezir yine de düşüyor burada. Ee, isterseniz i̇sterseniz burada bir vezir C3 patlatalım. Bakalım neler olacak. B çarpı C3 ve fil çarpı F5. Evet karşılığında bir şeyler almış oldu tabii ki siyahlar. Ama filin burada durması, kale ve atın henüz gelişmemiş olması bir de H3 sebebiyle buradaki konum birazcık kötü kalmış. E, fil C7 ve D6'yı da alacak devam yolunda ve sonrasında da gerçekten beyazların iyi bir konumu kalıyor. E, ama Karsen bunu ya beğenemedi ya da çok hızlı davrandı bilmiyorum. Ama burada fil D5'i oynamıyor Karsen ve at D4 oynuyor At d 4ten sonra artık vezir C8'e rahat rahat kaçabilir. Ve öncelikle fil B3 ile beraber veziri artık burada G4'ü alabilecek bir konuma getirdi. Vezir G4'e E5 oynarsanız da at F5 gibi bir şey gelecek. Karsan bunların hepsini ayarladı ama atı yerinde bulamayacak artık. At E5'e döndü ve kale A 1in devamında fil D8 ve oradaki güçlü fili artık kesmek istiyor siyahlar. F4 oynandı at c6'ya gitti. F5 oynandıktan sonra fil b6, a b6, at d4 ve kale d4'ten sonra vezir c5. Sanki Karsen bir şeyleri hatalı mı oynadı derken hala beyazların bir üstünlüğü varmış. O üstünlükte de tabii ki f altındaki bu piyondan geliyor. Ve hala şuradaki kaleyle atı çıkmadı ya siyahlar. Yani inanamıyorum. Vezir C5'ten sonra Vezir b 6 alacak. Belki piyon kazanmaya çalışacak ama siz orada piyon kazanırken yani oyunda neler neler dönüyor. Vezir F2 oynandı ve Vezir F2'den sonra EF5, EF5 ve burada fil C6'ya gitti. Ya yani en azından en azından fili burada d diye diye gelirken C6'ya gitmek istemişti. Onu yaptı diyebiliriz siyahlar için. At D7 artık bir an önce oynanması lazım. Ve F6'ya Burada G6 oynamak çok zor artık. Çünkü Şah H1'e gidip bir de burada Vezir F4 ve Vezir H6 oynanırsa buradaki matı kesemeyeceksiniz. O yüzden alt D7 en mantıklısı F çarpı G7 ve Şah çarpı G7. Şimdi açıkçası bana korkutucu geliyor burası. Çünkü işte Şah burada kaleyle geleceksiniz. Vezirle buralara bakacaksınız. Tabii ki bir açmaz var. Ama o açmazı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Oyunu kazanacaksınız zaten ve fil d5 hamlesi geldi burada. Şimdi fil d5'in amaçlarından bir tanesi kuşkusuz at e4 gibi bir şey oynayabilmek ilerleyen zamanlarda. Yani vezir b6 oynarsanız at e4 gelinecek. Ve buradaki konumda artık neredeyse bitecek zaten. Atın d7'den hiçbir yere çıkmayacağını göreceğiz. Ve buradaki vezir de kale de oyuna girerse yani buradaki siyahların vay haline vezir bey altı çok eksik kalıyor buraları da dönemiyor fil de bu çaprazda sadece sadece at bakabiliyorken onu da at e4 ile birlikte aslında kontrol edebileceğiz o yüzden burada siyahlar bence mantıklı bir karar aldı ve f5 oynadılar dediler ki at e4'e gelmesin ve burada kalemle bir şekilde oyuna girebilsin diye F5 oynadı ama şahın da çevresi çok açılmış oldu. Yani belki kale E1'den buralara girer mi acaba ya da belki vezir H4'ten buralara bir şey gelir mi diye bakıyorum. Ve F5'ten sonra önce fil C6 alındı. Vezir C6 ve kale FD1. Yani Karsen bunu ataksız yani burada nasıl dayanıyor anlamıyorum. Yani vezir D2, vezir G5'ler var. Buradan bakabilirsin. Ama daha sakin bir şekilde Kaleleri çiftledi. Ver d6'yı diyor. Vezir b6'yı aldı bunun karşılığında. Diyor ki kale d 6 alırsan ben vezir f2'yi keseceğim ve atağın kalmayacak. Ama Karsen atı getirdi buraya. At d5 ver veziri ve vezir d8'e gittikten sonra at f4 ver burada e6'yı. Ver şahı. Ver veziri ver kaleyi. Daha ne istesin? Ve burayı tutmanın tek yolu belki de vezir e7 gibi bir şey oynamak ama... O da tutmak olmuyor. Kale D6 ile beraber burada at E6 hala istiyorsunuz. Hadi başka bir şey oynayalım deseniz yani kaleyi gelseniz bu sefer kale D7 geliyor. Yani inanılmaz bir durum. At F6 gibi bir şey gelirseniz dediğim gibi mesela burada at E6 ile en basitinden burayı alabiliyorsunuz. O yüzden burada artık Keymer oynamaya hiç gerek yok benden bu kadar dedi. Ve 29. hamlede oyunu terk ediyor ve Carson %97.5 gibi bir ortalama, ortalama ile oynadı ve Kemer nasıl amatör gözüktü? Yani Keymer Kemer nasıl amatör gözüktü bu karşılaşmada biliyor musunuz? Bu karşılaşma %88.4 ile oynamış. Hiç de fena oynamamış ama Carson karşısında eli kolu bağlı kaldı. İşte o hatalı hamle oyunun sonunda böyle bir kazancı da getirmiş oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Magnus'un karşılaşmalarını zaten bu kanalda çokça görüyorsunuz. Sizler de beğen tuşuna basarak bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.